İnanamadım. İnanamadım. Askerler buraya geldiğinde, haberler ettiğinde yani kesin bilgi verdikleri halde ben yüzünü görmeden inanamam dedim yani. O bizi bırakmaz dedim. Acısını böyle anlattı. Şehidimiz Assubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in eşi Elazığlı Ayşe Demir. Bingöl'den Patvan'a gitmek üzere kalkış yapan askeri bir helikopterin düşmesi sonucu 8. Kolordu Komutanımız Osman Erbaş'la birlikte 11 askerimiz şehit oldu. O askerlerden biri de Assubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'di. 49 yaşındaki şehit Assubay Demir, biri 22, diğeri 6 yaşında, bir diğeri de 15 aylık 3 erkek evladı vardı. Şehidimiz Assubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, bomba imha uzmanıydı. Daha önce de helikopter kazası geçirdi, teröristlerle girdiği bir çatışmada yer aldı. Defalarca şehadetin kıyısından döndü. 4 Mart günü 6 yaşındaki evlatları Ertuğrul Çağrı'nın doğum günüydü. O göreve gideceği için katılamayacaktı. Eşi Ayşe Demir'den oğlunun doğum günü fotoğraflarını kendisine atmasını istedi. Akşam olur, hasret büyür, dağ olur. Bu dağlarda kurşun atsan çığ olur. Kendisiyle bir saat önce görüşmüştük, yola çıkacaklarını söyledi. O gün de Çağrı'nın doğum gününü yapıyorduk, 6 yaşına yeni basmıştı. Resimlerini bana at dedi. Birkaç resmini gördü ama attığımız videoyu görememişti. Ben ondan içimize mi doğdu neydi hemen işte telefonu açtım. Tam da o saatlerde olay olmuştu zaten. Haber alamadım. Sonra televizyonu açtım. Televizyonda tabii altyazı geçiyordu. Öyle bir haberi görünce onun olduğunu bildim ama inşallah dedim yaralılar içerisindedir yani. İsmi çıktıktan sonra da inanmadım. İsimler karışmıştır dedim yani. Bizim Mehmet değildir dedim. Bir yangın ki kardeş kardeş vurulur. Belki kalbim bir bay. Eşine fotoğrafları attı ama son görüntü iletilmeyince Ayşe Demir'in kalbine ateş düştü. İnanamadım. İnanamadım. Askerler buraya geldiğinde, haberler ettiğinde yani kesin bilgi verdikleri halde ben yüzünü görmeden inanamam dedim yani. O bizi bırakmaz dedim. 3 tane çocuk vardı. Biri çok küçük dedim. Anladı hayat arkadaşını kaybettiğini ama inanamadı. İnanamıyor. Rabbim bizi layık gördü bunun için. Bizi şereflendirdi, eşimi şereflendirdi. Şehit çocuklar oldu, şehit eşi olduk, şehit annesi ve babası oldu. Ama bunun yanında manevi yokluğu çok kötü. Yani dayanılamaz. Çünkü evin her tarafında onun hatırası var, anısı var. Babamın da dediği gibi biz iman etmiş kişileriz. Onu düşünerek biraz içimiz rahatlıyor ama yani bize kıyamete kadar unutmayacağımız bir acı bıraktı. Allah sabrımızı artırsın diyorum. Yardım etsin bize. Allah devletimize zeval vermesin diyen şehit eşi cenaze töreninde her aileyle ayrı ayrı ilgilenildiğini söyledi. Allah devletimize zeval vermesin. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum gerçekten. Herkese ayrı araçlar tahsis edilmişti. Ayağımız yere değdiği anda hepimizi ayrı bindirip tören alanlarına götürdüler. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Allah devletimizden razı olsun. Zaten biz onlardan bir şey beklemesek bile onlar en üst düzeyde bize yardım ettiler zaten. İyi bir babaydı. Korkusuz, mert, yiğit bir vatan evladıydı. Çocuklarına çok düşkün bir babaydı.
yani evine çok düşkündü. Hani herkes bunu der ama gerçekten dört dörtlük bir insandı. Yani demek ki Rabbim onu bizden daha çok sevmiş. Hani derler ya, iyi insanlar fazla yaşamaz diye. Onu yanına aldı, öyle diyorum ben yani. Şehidimizin Elazığ'da bulunan evinde torunlarıyla teselli bulmaya çalışan şehit babası Yaşar Demir, evladının vatanına, milletine aşık bir insan olduğunu anlattı. O anı hayalamak bile zor. Çünkü çok fena bir haldeydik. Yani askerler geldi kapımıza. Biz neye uğradığımızı bilmedik o an için. Çok fena bir rahatsızlık geçirdik. Kolay bir iş değil. Allah herkese nasip etmesin. Kolay değil, zor ama hani bir de şehitlik mertebesi oluşun. Bu da istemek de güzel bir şey yani. İşte dayanmak zor. 24 yıl oldu. Balıkesir'de göreve başladı. Keşan'dan, Ankara'dan, efendime söyleyeyim Malatya'dan, Tatvan'dan ve buraya geldi. Şu anda buradaydı görev yeri. Bunun bomba imha uzmanıydı. Dediğimiz gibi efendim şeyde Kayseri'de helikopterde işte atlarken şeyde uçak hava şeyinden atlarken kafa şey yaptı, biraz hastalık çekti. Ondan sonra Tatvan'a gitti, orada vuruldu. Teröristler tarafından yaralandı. Kadilik şeyi olacaktı, olmadı. İşte kısmet buymuş. Demek ki yani şehitlik mertebesine erişecekmiş. Epey bir şey çektik. Allah bundan geri koymasın. Allah öbür dünyada cennetiyle cemal etsin diyorum. Şehidimizin bir hayali vardı. Kahramanmaraş'ta bulunan baba ocağında bir ev yaptırmak istiyordu. Hayalleri yarım kaldı. Ya telefonda ne konuştuk? İşte ne yapıyorsun falan. Çocuklar nasıl? İyiyiz. İşte baba sen ne yapıyorsun? Ben Melmeket'e köyümüzde benim bir zeytinliğim vardı. 50-60 kök. Hani baba ben buraya bir ev yaptırmak istiyorum dedi. Ben de peki oğlum dedim. Şehidimizin Elazığlı olan kayınbabası Yaşar Gözcü, damadının görevine aşık olduğunu söyledi. Zaten sabahleyin gidiyormuş, kızıma demiş, ben gidiyorum. Belki şehit olacağım, çocuklarıma bakasın. Zaten bunun doğum gününü kutluyordu. Kendisi bu odayı sermiş, güzelleşmiş. Çocuğun doğum gününü kutlayacaktı. Her şeyini kendi almış. Demiş bak ben gidiyorum, ben gittikten sonra bunu çekersin, telefonla bana atarsın şeyler, bu telefonla. Birinciye hata bu atmış, ikinciye iş etmiş, üçüncüde ses kesilmiş. Kesildikten sonra bu batın bağırıyor, baba Mehmet'in sesi kesildi, bir haber alamadık. Dedim ya sen ne büyüdüyorsun, bir şey olmaz. Gelir, hakikaten de öyle çöldü, tabii ki üzüldük. Çığlık çığlık duyulur belki yavrum.